Öyle mi? Evet. İngilizcem çok o kadar muhteşem değil ama. Tabulardan, geçmişten başladım. Çok güzel özetlediniz aslında olayı. Evet. Yani, pardon, çok özür dilerim. Aynen. Biraz bu tarafa alabilir miyim? Böyle. Hala bu tip organizasyonlarla devam etmeye çalışılıyor. Yine böyle bir akşamdayız. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi tabii benim için çok anlamlı bir akşam bu. Çok etkilendiğim bir akşam. Çok güzel organize etmiş, düzenlemişler. Rant'ın en büyük ideali iki topluluğu bir araya getirmekti. Tarihleri üzerine konuşan, tarihteki hatalar, eksiklikleri kabul eden ve onun üzerine demokratik, özgür, barış içinde insanların yaşadığı bir gelecek kurabilmekti. O bir köprüydü Türkiye ile Ermenistan arasında. O bir köprüydü Türkiye insanı ile Ermeni insanı arasında. Onun kırılmasına, yıkılmasına müsaade etmiyoruz, etmek istemiyoruz. Bu akşam da bu anlamda onun ölümünün ne anlama geldiğini konuştuk kendimizle. Ve onun nasıl ideallerinin yaşatabileceğimizi konuştuk. Aslında akşam değinmediğim bir konu var, onu söylemek isterim. Çok istiyorum Türkiye-Ermenistan sınırı açılsın ve o sınıra Hrant Dink kapısı adı verilsin. Hocam, konuşmanızda da belirttiniz ama tabulardan ve çözüm yollarından bahsettiniz. Yani benim konuşmamın özeti Türkiye'deki gelişmeleri anlatmak. Çok genel bir çerçeve sundum. Ermeniler aslında Türkiye'yi çok yakından takip etmiyorlar. Maalesef hem Türklerde hem Ermenilerde öteki tarafı bir blok olarak görmüyorlar. Homojenik, tek, işte bize göre onlar, diaspora, Ermeniler ve onlara göre de Türkler, ötekiler, bir monolitik blok ve ne olup ne bittiğini fazla bilmiyorlar. Ben de Türkiye'deki ana kavgayı kendi gördüğüm kadarıyla anlattım. O da işte Türkiye'nin ta Osmanlı'dan beri modernist, batıcı, seküler dediğimiz daha çok askeri ve sivil bürokraside kendisini ifade eden bir geleneği olduğunu ve bu geleneğin İttihat Terakki Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve hatta daha sonra Demokrat Parti, Adalet Partisi ve kısmen ANAP'la devam ettiğini söyledim. Ve bu geleneğin aslında 1915'i de kuran, organize eden güç olduğunu söyledim. 1915'i ve Ermenilerin imhasını organize eden bu modernist, seküler, batıcı dediğimiz ekip idi. Ve bir de bunun dışında büyük ölçüde İslami kültürel değerlerle kendilerini tanımlayan bir başka gövdenin olduğunu Türkiye'de. Ve bu gövdenin de aslında 2002'ye kadar iktidara gelmediğini, 2002'de iktidara geldiğini, aslında ilk olarak Necmettin Erbakan'la birlikte siyaset sahnesine çıktığını fakat siyaset yapış tarzının aslında ötekilerden farklı olmadığını söyledim. Yani bir tarafta İslamcılar var, bir tarafta işte batıcı, seküler, laikler var ve bunlar kavga ediyorlar. İrticayla işte laikler kavga ediyor Türkiye'de diye görünüyor. Ama bu daha çok bir kolektif kimliğe ilişkin, kültürel değerlere ilişkin bir kavga. Politik bakış açıları bu iki grubun birbirinden çok farklı değildi dedim. Benim iddiam o ki AKP ilk defa Türkiye'de Batı'nın demokrasi, insan hakları, birey hak ve özgürlükleri dediğimiz bütün o paketiyle İslami kültürel değerleri ve normları birleştirmeye çalışan bir parti. Onu da bu akşam söyledim, çok ileride bir şey olarak görebilirsiniz, yanlış da diyor diyebilirsiniz. Ama sonuçta bunu ne kadar iyi yapıp yapmadığı, bunu hakikaten gerçekten isteyip istemediği üzerine tartışabiliriz. Fakat en azından kavga şu anda AKP açısından İslami kültürel değerlerle, İslami tarihi gelenekle ve demokratik hak ve özgürlükleri, Batı değerlerini birleştirme çabasıdır. Ve bu anlamda bir kopuştur AKP geleneğinden ve olumlu bir gelişmedir. Bunu da izleyeceğiz. Anlattığım bu oldu. Hocam, Hrant'ın bir anahtardır dediniz. Evet. Şimdi oradaki şeyimde işte bize bir sandık odası vardır eski Osmanlı'da. Ben bizim evden de bilirim, o oda böyle kapalıdır, hep açılmaz. İşte anam ne kadar kıymetli şeyler olursa oraya koyardı. Açılmazdı o oda. Bu tıpkı o eski masallardaki işte saraya gelen kahraman çocuklara
işte anahtar verildiği zaman sakın şu bütün kapıları açabilirsin ama 40. kapıyı açma diye. Bana göre de Hrant'ın ölümü ve Hrant'ın kendisi o anahtar kapıyı açacak, 40. kapıyı açacak anahtar. Sandık odasını açacak anahtar. Çünkü hem demokratikleşmeyi sembol olarak bize gösteriyor hem de tarihle yüzleşmeyi gösteriyor. Orada bir sırrımız var, saklıyoruz. O sır da 1915. O sır büyük ölçüde şundan kaynaklanıyor, tezim de oydu benim. Maalesef İslami kesimin büyük bir kısmı 1915'te İttihat Terakki tarafından örgütlenmiş olan o büyük cinayetin organizatörü değillerdi, içinde değillerdi. Ama şu veya bu saiklerle kullanıldılar. Doğrudan kendileri yönetici durumda değillerdi. Ama ya kimileri kötü şeylere alet oldular, mal mülk peşinde koştular, Ermenilerin mallarını çalmaya, çırpmaya giriştiler. Ya da kimisi şu tür propagandalar yapıldı, gavurdur, öldürürsen cennete gidersin. Ve buna rağmen de ama 1915'te en ciddi karşı çıkışları yine bu inanmış Müslüman insanlar yaptılar. Toplantı sırasında duymuşsunuzdur belki, salondan birçok insan kalktı. İşte en son bir bey kalktı bana cevap veren, Kur'an-ı Kerim'i elinde tutuyor. O Kur'an-ı Kerim babasını dedesini kurtaran bir Müslümana ait Kur'an-ı Kerim'miş. Dolayısıyla bu sandık odasındaki sır bence bu Müslüman büyük gövdenin kendisinin bir kısmının bu harekete bir şekilde katılmış olduğu gerçekliğiyle yüzleşmekten korkması diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.